Merhaba arkadaşlar, Türkçe Rap'e dair her şeyin olduğu kanalımıza hoş geldiniz. Bugün Asil Slang ve Motive'nin beraber söylemiş olduğu Ziyafet isimli şarkıyı yorumlamaya çalışacağız. Seri Katiller serisinin 5. şarkısı. Göndermeler kime? Bunu tespit etmeye çalışacağız. Saat şu anda yaklaşık 1.5, çıkalı 1.5 saat oldu ama o kadar çok beğendim ki şarkıyı, dayanamadım. Gece size bu analizi hazırlamak istedim. Umarım şarkıyı siz de beğenirsiniz. Ben önce kendi tespitlerimi yapayım, daha sonra şarkı ve klip hakkındaki yorumlarımı yapacağım. İsterseniz hemen başlayalım. Binat bizimkisi level up, kaçacak bir deli kara döndü katil. Yolum ne sanıyor lan kendini bu sakata. Burada gereksiz olarak şişirilmiş birisini eleştiriyor. Hani balon derler ya, balon olarak yorumlayabiliriz. Tabii burada sakatat geçtiği için Ezel'e mi acaba diye bir kafada soru işareti kalıyor. Ama bildiğim kadarıyla Ezel ile Asil'in herhangi bir sorunu yok. Denk gelmiş de olabilir. Çünkü Ezel'in şöyle bir şarkısı vardı. Sakatat etti ciğer kasa. Sakatat attım taş etti şah. Sakatat. Kendisini ve Seri Katiller serisini burada güzelliyor. Bu kısımda sesini melodik olarak da kullandığını gördük. Zaten şarkıda o kadar çok vokal tekniğini değiştiriyor ki sanki birkaç kişi düet yapıyor gibi. Klip de uğraşılmış belli. Mesela burada kafasına kese kağıdı geçirilmiş kişiler var etraflarında. Muhtemelen piyasadaki diğer rapçileri tabirliyor bu. Hani biraz daha monotonlaşmış rapçiler. Kendisi de Motive ile sır sırta vermiş ve şarkı söylemeye devam ediyorlar. Öldür dedik tetiği çekemedik amin. Tek tek bitmek bilmezler. Bu bekler bang bang. Vur slank git öldür bari. Burada genel piyasa eleştirisi var. Buradaki hedefin sahte gangstalar olduğunu anlayabiliyoruz. Çünkü Skamad'ın tetiği gibi söylemler var. Hani kliplerinde son dönem popüler olan daha çok drill içeriklerden bahsediyor olabilir. Onlara bir eleştiri getiriyor olabilir. Devam edelim. Dayım dayım istersin yarım yarım. Fame ekibine gidip kovaladırım hani. Money 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 illuminari. Ün için, para için şeytanın izinden gidenleri üstü kapalı şekilde eleştiriyor. Ama bunu yaparken de alaycı bir tavır takınıyor. Artık o suratında kese kağıdı olan rapçilerin suratında 1 dolar yapıştırılmış olduğunu görüyoruz. Hani piramit göz biliyorsunuz 1 dolar ki burada zaten Illuminati'ye de dem vuruyor Asil. Bir nevi farkında olarak veya olmayarak şeytana hizmet eden rapçileri eleştiriyor burada Asil. Devam edelim. Dolarlarım nerede hani yapalım parayı. Let's go. Seni tanımasam inan alttan almazdım ama beni tanımanız artık anlamsız. Arada bir düşelemir de beni topla bırak amına kodum bu topu tam bir korkak. Böyle cinsiyetçi küfürleri özlemişiz. Buradaki eleştirisi de kendisinin tanıdığı birisine. Tanıdığı için bu kadar alttan aldığını, bu kadar sakin olduğunu söylüyor. Artık o isim kimse, dediğim gibi Asil isim vermiyor ama kendisine de bir gözdağı veriyor. Aynı zamanda vokal tekniği olarak da fast rap'e geçtiğini görüyoruz. Hani Asil'den daha çok alışık olduğumuz bir tarz. Devam edelim. İşler yürümez kalk korkma, saat 10'da gece kur bomba. Yaparım hepinizi bir kul torbası ve kullanmadan durmam da. İsminin hakkını verdin amcık, söz verdin oldun volta. Söz verdin oldun volta derken buradaki hedef muhtemelen kontra. Çünkü kontrayı bir önceki seride, dördüncüsünde beraber şarkı yapacaklardı ama yaklaşık bildiğim kadarıyla bir sene bekletti Asil'i burada kontra. O yüzden kendisine bir gönderme yapmış olabilir ki tam klibin bu noktasında da bir kuru kafayı tutup atıyor alaycı bir şekilde. Bunu kontranın ölü şarkısında veya başka şarkılarında da bu kuru kafayı kullandığını biliyoruz. Kuru kafayı atarken de hani yanlış yaptığını ima eden bir tavır takındığını görüyoruz Asil'in. Kum torbası yaparım derken de belki ıslak kumdan da dem vuruyor olabilir. Devam edelim. Sen ben gibi rap yapamazsan bence sen doğan bir molta. Hazırım hadi hadi marineri yakın ale bale. Bize göre bir tık harekinin yeri yatın hemen hadi. Bu ritimlerin kralı benim oğlum evetini kandırmasın yanındaki yalaka bir velet. Rap'in doğasında olan o kendini güzellemeyi yapıyor. Aynı zamanda da böyle pohpohlanarak ünlendiğini düşünen kişilere kralın kendisi olduğunu belirtiyor. Ve benzetmelerle de bu durumu açıklıyor. Burada kastettiği kişi drillciler olabilir. Çünkü o kısımda Motive'nin bir hareketi var. Hani daha çok direncilerin kullandığı bir hareket. Belki oradan yola çıkarak oraya diyebiliriz. Çünkü başka bir ipucu yok. Asil artık burada Fabfest rap yapıyor. Asil çok yetenekli ve karakterli gerçekten. Bu klibi çekerken de belli ki çok eğlenmişler. Özellikle Motive'nin Asil şarkıyı söylerken ki hareketlerine bayıldım gerçekten. Wiz Khalifa ve Lil Wayne'in daha çok liriklerinde kullandığı, işte bonklarına koydukları o kanaviz aslında kuş. Hani harman kaldım derken de çok iştahlıyım, seni yok etmek istiyorum anlamında kullanmış.
devam edelim. Taşak meselemiz olduğum mangal yaparken ahbaplarımla damda. Rapçiliğiniz damaktan olduğun altın sallandı. Evet, Asil kısmı böyleydi. Gerçekten Asil çok yetenekli. Gerçekten beğendiğim bir vokal oldu. Dediğim gibi dayanamadım. Gecenin bu saatinde bu videoyu yapmaya kararı aldım. O kadar hoşuma gitti şarkı. Hani bir şeyler yapmalıyım dedim. Özellikle son dönem dinlediğimiz şarkılara bakınca rapten uzaklaşmaya başlayan kesimi tekrar içine çekecek çalışmalar son haftalarda çıkmaya başladı. Bu da gerçekten bizi memnun ediyor. Şimdi nakaratı dinleyelim, daha sonra Motive'nin kısmını dinleyeceğiz. En sonunda genel bir yorum yaparız. Devam edelim. Kaburgan, ey low, ey davul, davranın savur, gam, yandır bir bubblegum. Bubblegum dediği de yine kuş gibi bir kanabis türü. Cebimde para var, kalmadı babam, gam, devrilir apartman, gücümü sokaktan. Ya muhtemelen biliyorsunuz 2008 yılında işte Tahribat-ı İsyan, Asil Slang, Zenci ve VZ'den kurulmuştu. Beraber kurmuşlardı. Daha sonra VZ ayrıldı. Şu an Asil Slang ve Zenci hem solo kariyerlerini hem Tahribat-ı İsyan kariyerlerini devam ediyorlar. Sulu Kule'den çıkan o kentsel dönüşümle daha çok ünlenen bir ekipti. Burada da aslında nakarattaki söz içeriği de onu anlatıyor. Hani devrilir apartman, gücümüz sokaktan gibi söylemler. Cebimde paralar kalmadı babamdan, devrilir apartman, gücümüz sokaktan. Ayrıca nakaratı beraber söylemeleri gerçekten şarkıya çok güzel bir tat katmış. Özellikle böyle fast rap'in çok olduğu bir şarkıda daha melodik bir nakarat güzel gitmiş. Şarkıyı zenginleştirmiş diyebiliriz. Şimdi Motive'yi dinleyelim. Ne ki dedi amacımız ola dedim fem fem, karakterim bölünüyor, ben benim ben sen, sevemedim sizinkini sapıyorum sen sen. Ben Ten bir çizgi film karakteri, daha çok böyle hatırladığım kadarıyla kendi yeteneklerini fark ediyordu. Daha sonra insanların da onu fark etmesini sağlıyordu. Motive de kendisini Ben Ten karakterine benzetiyor ve kendi işte yeteneklerini fark ettiğini, piyasada yavaş yavaş fark etmeye başladığını söylemek istiyor olabilir. Aynı zamanda trendlere girmek için o popüler müzikleri yapmadığını, sevmediği işleri yapmadığını, yani trende gireyim popüler olayım diye uğraşmadığını anlatan bir söz içeriği de var. Hani buradan kasıt da bence yine bu drill versiyonlar olabilir. Çünkü onlar biliyorsunuz son dönem çok fazla tutmaya başlamıştı. Devam edelim. Sana iki kolumdaki paralı bu zaten. Sana ne ki zaten. Kralını sikiyorum kendime ithafen. Yerimizi kapamadı biri bile. Motive bazen şarkılarında işte markalardan bahsedebiliyor. Rolex saatten bahsedebiliyor mesela, bir örnek. Bu kadar hızlı yükselmem gidiyor birçoğunuzun zoruna. Nasıl Rolex taktı Motive, düşün tam iki senede koluna. Piyasada bu konuda çokça eleştiri alıyor tabii ki. Hani bu söz içeriğini eleştiren çok fazla rapçi var. Motive de burada size ne diyor. Bu konuda en çok eleştiri yapan kişi ise Joker şu şekilde. Bu arada Gucci ile para moda, Balenciaga, Prada, Gucci ve Rolex ve Omega, Dolce & Gabbana, sikim belanızı havada karada. Joker çok ezik, yok altın kolyesi kolunda, Rolex'i altında Porsche'si, boş verin öylesi, hala beşhaneli rakamı görmedi kaşesi. Hani bu kısmın Joker'e olduğunu düşünüyorum. Çünkü bunu destekleyici başka bir tutum da Motive Trash şarkısında şöyle söylemişti. Her zaman oturtmak istediğiniz otoritenizi ama şu an sikiyorum kralı. Ki bu şarkı aslında Joker'e bir diss şarkısıydı. Burada da benzer bir kelime kullanıyor. Hani yaptığım işe bakın, bu işin kralını bile yola getiriyorum demek istiyor. Hani aynı söz içeriğini koruduğu için Joker'e olabilir bu kısım diyelim. Devam edelim. Konuşurum dilim ile götün ile anlama bir sami. Elim yüzüm kapalı ve kapıdayım. Dream song sıkı rapimi anlamadıysan ediyor kangren. Ben benim İstanbul'da Clark Kent. Bu kısmın da Joker olma ihtimali var. Hani Clark Kent Superman'in sivildeki haliydi. Daha pasif haliydi. Joker'in şu tarz sözleri var. Instagram, YouTube ve TikTok bu sistemde Superman'im, geldiğim yer Krypton deli. Düzeltmem gereken sorunlara karşı Superman rolü yapamazsın. Aynı zamanda Joker Başaracağım Ulan şarkısının klibinde de böyle Clark Kent tarzı bir havadaydı. Yine pasifti ama rap söylerken çok daha farklı bir boyuttaydı. Evet aynen, durakta bekleyen o adam beynim. Hava güzel ama bulanık beynim. Yaralandım, komalık değilim. Kendi ulan res çektim, risk aldım. Tek şansım var, zarlar yek gelemez artık. Kaybetmeyeceğim, kazanacağım ulan. Yani konsept olarak da o içeriğe uygundu. Belki denk gelmiş olabilir. Çünkü Clark Kent çok bilinen bir şey. Ama hani şarkının gidişatına baktığımızda böyle bir tutum da olabilir. Devam edelim. Geceleri dönüyor kafamızdaki şalter. Boşa değilliklerim yazıyorum kalben. Deniyorum ama izin vermedi ki mahallem. 2000'in motivesi zamanına kartel. Söz içeriğini kalben yazdığını söylüyor. Yaşamadığı şeyleri aslında anlatmadığını söylemek istiyor. Ve kartelin yaptığı etkiyi kendisinin günümüzde yaptığını ima ediyor. Devam edelim. Burada da şarkı bütünlüğünü sağlayıcı, Asil'in söylediklerini destekleyici bir söz içeriği mevcut. Bu da aslında şarkı bütünlüğünü sağlamış oluyor. Cebimde paralar kalmadı babamdan, devrilir apartman, gücümüz sokaktan. Yeah.
klibin sonuna baktığımızda da işte o kontrayı temsil eden kuru kafa artık kanıyor. Ve o kese kağıdı olan rapçilerin kese kağıdı çıkarıldığında hepsinde bir barkod olduğunu gösteriyor. Aslında yapay bir piyasa olduğunu, hani hissetmediklerini, birileri tarafından yönlendirilen rapçiler olduğunu ima ediyor olabilir klipte. Motive ile ilgili de şunu söyleyelim. Gerçekten uyumları harika olmuş. Motive böyle kendisini yukarıya çekecek rapçilerle tarz olarak da, duruş olarak da çalıştığı zaman çok daha farklı hissettiriyor. Gerçekten çok güzel bir iş çıkarmış. Yani bu takıldığı son dönem isimlere baktığımız zaman bu isimlerle görmek Motive'yi bizi daha mutlu ediyor. Motive'nin bu konuda biraz daha kariyer yönetimini iyi yönetmesi gerekiyor bence. Daha kalıcı işlerin içinde olması gerekiyor. Daha gençlere yönelik anlık patlayıcı şarkılardan ziyade hem anlık patlayabilecek hem de böyle uzun vadede de kalıcı olabilecek işlerin içinde olması gerçekten bir rap sever olarak beni mutlu ediyor. İsterseniz genel yorumumuzu yapalım. Öncelikle şunu söylemek istiyorum. Biz Asil'le az çok tanışıyoruz. Kendisine çok saygı duyuyorum. Hani konuştuğumuzda kafasında bu seriyle ilgili çok şey geziyor. Bunu hissettim. Bu Katiller serisi orijinalliği ve Asil'in kalemine güvendiği kişilerin bu proje içerisinde olmasını sağlaması bu seriyi özel kılan bir durum. Gerçekten harika bir iş. Hem kendi kariyeri için hem biz rap sevenler için yani muhteşem bir birikim oluyor gelecek nesil içinde. Tabii bu durum ileride belki böyle farklı projelere dönüşebilir. Sosyal sorumluluk projelerine dönüşebilir. Daha kalıcı işler için, bu kültür için önemli isimleri belli bir uyumla bir arada tutmak güzel bir proje çıkaracak sonunda. Bunu hissediyorum. Belki ileride daha amatör, daha no name isimleri de bu proje içerisinde görebiliyoruz. Tabii bunun için projenin böyle belli bir seviyeye gelmesi gerekiyor. Bu şekilde devam etmesi gerekiyor. Ama ileride dediğim gibi böyle bir durumda oluşabilir. Çünkü Asil genç isimlere çok fazla ön ayak olan bir isim. Bakıyorum böyle bazılarının klibinde görünüyor. Bazılarında işte indekste özel teşekkür ediliyor kendisine. Projenin ucu açık yani. Üzerine bayağı kafa yorulabilir. Farklı şeyler üretilebilir. Bir sonraki bile şimdiden açıkçası heyecan uyandırdı. Birincisinde Emre ve Izzy ile Polizler var şarkısı vardı. İkincisinde Patron'la Suikast isimli çalışma vardı. Üçüncüsünde Şanlı Şerle Riyakar vardı. Dördüncüsünde Defkan'la Defol vardı. Beşincisi bu şarkı. Altıncısı bakalım kim olacak? Heyecanla bekliyoruz. Projenin doğru isimlerle bilinirliğini arttırması ileride başka yerlere taşıyabilir bu projeyi. Bir de şöyle bir durum var. Asil mesela dinleyicisine çok saygı duyuyor. Onların görüşlerine önem veriyor. Onları soruyor. Onlardan gelen cevaplarla yol alıyor. Bu da gerçekten bu interaktiflik gayet hoş bir durum. Çünkü günümüzde artık çoğu rapçi kendi dinleyicisiyle alay eder duruma geldi. Şarkı özelinde ise son dönem o kadar boş işler dinliyoruz ki böyle gerçekten ham rap dinlemek farklı hissettiriyor insana. Özgüven veriyor. Böyle müzikal olarak güzel olsa, işte kulağa melodik olarak hoş gelen olsa veya işte tarz olarak hoş gelen olsa lirikler boş oluyor. Bu her ikisini de sağladığı için çok başarılı bir çalışma olduğunu düşünüyorum. Beat'i de unutmayalım. Osman Cello gerçekten güzel bir iş çıkarmış. Benim çok beğendiğim bir çalışma oldu. Dediğim gibi Motive ve Asil'in uyumu gerçekten üst düzeydi. Sanki böyle bir grup arkadaşlarıymış gibi ve klip de çok eğlenceliydi. İzlerken söz içeriğiyle uyumlu şekilde gayet eğlendirdi. Umarım size bir katkım olabilmiştir. Ben de dediğim gibi çok hızlı hazırladım. Bir saatte hazırlamak zorunda kaldım. Dinlediğimde ne hissettiysem onları yazdım. Şarkılara hızlı hızlı baktım. Bu konuda da bir kusurumuz olduysa da affola. Her şey Türkçe rap'e dair. Hoşçakalın.